Selamünaleyküm canlar, merhaba arkadaşlar. Kaçan büyük balık olur diye bir deyim var, atasözü var biliyorsunuz. Kuşumuz şu anda havada. Yaklaşık 10-15 dakikadır havada. Abi bir fişek tuttu. Bakın şu binanın arasından geldi, şu arkamızdan geldi. Buradaki nerede yer atmaca varmış gibi böyle çırpındılar. Ballı kuşumuz uçuyor. Ben de duvarın kümeslerine orada oturuyordum. Vallahi 7'li 8'li çıktı. Çok pişman oldum. Yani kaçırdığıma, o fişeği kaçırdığıma çok pişman oldum. Bayağıdır uçurmuyorum tüy dediği hayvan. Yani günlerdir uçurmuyorum tüy dediği. Bakın bu uçan kuşumuz. İlhan Köseoğlu abimin kuşu. İnşallah tekrardan yineden güzel başlarını yakalarız. Bakın geliyor. Çok deli geldi be. Vallahi şu aradan bir geldi böyle. Bunlar yerdekiler böyle atmaca vurmuş gibi böyle çırpındılar. 7'li 8'li saydım. Çok güzel çıktı be. Ya bu taraftan geldiği zaman böyle iştahlı, çok iştahlı değil de o binanın arasından geldiği zaman çok güzel geliyor. Onu da göremiyorum, yakalayamıyorum işte. Onu yakalamam için şu tarafa falan geçmem lazım. Yani bu kuş uçurduğum alanda kuşu takip etmem gerçekten çok zor. Bakın geliyor o taraftan şu anda. Binanın üstünde. Kıvrılır atar mı bilmiyorum. Farklı yerlerden atışı var. Ondan sebep yakalaması zor. Çünkü buradan geliyor. Binanın oradan sıyrılıyor geliyor. Bu aradan geliyor. Şu binanın arkasından geliyor. Benim şu anda oturduğum pozisyonun tam arka tarafından geliyor. Çok farklı yerlerden kuşun hedefe gelişi var. Saplanışı var. Ben de kamera açmaya, cam açmaya karar verdim. İnşallah bu arada canlı canlı yakalarız. Çünkü kamerayı aç, kapat, aç, kapat derken yakalayamıyorsun o anını. Nereden geldi görmedik bile. Yüksekten aldı ama. Heyecan yaptı. Nasıl patlattın be kızım ya? Nasıl patlattın? Şak diye bir koydu. Taban mıydı o arkadaşlar? Abiler. Aferin sana.